İstanbul'da her geçen gün daha da büyüyen bir kriz var. Taksi krizi. Dün nedenleriyle birlikte ekrana taşımıştık konuyu. Kısa mesafeler için yolcu kabul etmeyenlerden, sadece turist taşımayı tercih eden taksicilere ve plaka sahiplerinin tutumlarına kadar birçok neden var krizi büyüten. Peki çözüm ne? Bunun için öneri Ulaştırma Bakanlığı'ndan geldi ve o önerileri birkaç başlıkta özetlersek, sürücülere eğitim, taksicilere yönelik denetim ve müşteri memnuniyetinin dijital uygulamalar yardımıyla değerlendirilmesi. Kısa mesafe diyor, alamam diyor, işim var diyor. İnsanlar mecbur artık müşteri seçiyor. 10 bin lira kira isterse, 15, 12 bin lira kira isterse ne yapacak? Taksi bulamıyoruz yani. Sabahtan beri kaç para kazanmışım bak. Nasıl toplayacağım ben? 1000 lira para toplayacağım bugün. Sadece arabaya. Şikayetler bitmek tükenmek bilmiyor. Sarı kriz büyüyerek devam ediyor. Kısa mesafe diyor, alamam diyor, işim var diyor. Şimdi diyor ki benim işim var dedi, gitti. Bizim gideceğimiz yeri söyleyince kısa diye almıyorlar. Niye, ben yürüyemezsem ne olacak? Olur mu böyle şey ya? Oradan almadılar. Buradan 2 tane, 3 tane taksi almadı. Biz nasıl bineceğiz, gideceğiz gideceğimiz yere? Bir tane durduralım sizin için. Ha dur. Efendim, hanımefendi kısa mesafe diye binememiş. Gitmek istediği yere gidemiyor, ayağı ağrıyor. Gelebilir mi? Buyurun efendim. Sağ ol yavrum, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar, teşekkürler. Efendim, Taksim'de bu problem hep böyle mi? Yani genelde öyle. Hem otosentre çok kira veriyorlar, hem yevmiyeler çok yüksek. 500 liranın üstünü toplaması lazım ki taksici de kendi cebine para koyabilsin. Eğer İstanbul'da turistseniz, kısa mesafede olsa taksiye binmeniz kolay. Ama önce pazarlık yapmanız gerekiyor. Çünkü turisti gören taksimetre açmıyor. İstanbul'da turistler genellikle taksiye binmeden önce gidecekleri yeri söylüyor ve öncesinde taksiciyle pazarlık yapıyor. Where are you going? Visa Center Global in Taksim. Place is Taksim. Yes. Hanımefendi nereye gidiyormuş? Taksim dedi bana. Otelin ismini söyledim de navigasyondan yazacaktım. Siz geldiniz. Taksiciler iddialarına göre mecbur kaldıkları için bu yola başvuruyor. Onlar da plaka kartellerinin aldığı fahiş fiyattan dertli. Otosenter dediğimiz mafya, resmen bildiğimiz mafya. Bir gün kirayı geciktirdiğin zaman benim plakamı sök getir. Mafyonlar, asıl mafyonlar işte. Onlar kafasına göre piyasayla oynuyor. Demek ki birinci adımda bu dijitalleşmeyi muhakkak, adeta karak değil, kullanmasını zorunlu hale getirecek hukuma uygulamasını yapmak lazım. Ondan sonra bir 6 ay içinde bu sayede ne kadar İstanbul'da taksiye ihtiyaç olduğunu da görmek mümkün. Taksiciler kartellere isyan ediyor ama 7 Emin Otoparkı yolcuların şikayetleri üzerine denetime takılıp bağlanan taksilerle dolu.